Kardeş türkülerle Bon Beethoven Orkestrası Almanya'da yine müzikleriyle kültürler arası diyalog kuruyor. Kardeş türküler, Türkçe, Kürtçe, Ermenice gibi pek çok dilde söyledikleri türkülerle farklı etnik grupları birleştirirken, Bon Beethoven Orkestrası da çağdaş Türk müziği bestecisi Ulvi Cemal Erkin'in eserlerini sahneye taşıyor. Orkestra şefi Dirk Kaftan, Erkin'in eserlerini çalmanın oldukça heyecan verici ve biraz da zorlu bir çalışma olduğunu söylüyor. Bu tabii ki bizim için bir meydan okuma. Ulvi Cemal Erkin gibi besteciler biraz da Atatürk zihniyetinde çalıştı ve besteledi. Farklı dünyaları kendimizinkinde içine katarak birleştirmeye çalıştık. Bu konser programımız için ideal. Başta yöresel Türk halk ezgilerinin farklı bir ses sistemi var. Hatta bizim ses sistemimizden çok daha karmaşık olduğunu söyleyebiliriz. Ve Erkin gibi besteciler eserleriyle Doğu'nun ruhunu, esprisini senfoni orkestralarına uyarlamayı ve taşımayı başardılar. Ve bu eserlerde bu şekilde bir köprü oluşması daha da heyecan yaratıyor. Ezgilerini Batı'nın tekniğiyle sentezleyen Ulvi Cemal Erkin'in eserleri Bon'a Anadolu'nun heyecanını ve kokusunu getirirken, kardeş türküler dünyanın her yerinden farklı etnik grup ve kültürlerin müziğini yaşatıyor. Dirk Kaftan böylesi kültür çeşitliliğinin yaşandığı bir sahnede kendilerini çok farklı hissettiklerini söylüyor. Tabii ki çok heyecanlıyız. Sadece Anadolu ezgileri değil, kardeş türkülerin şu anda birbirleriyle pek anlaşamayan, herkesini birleştiren bir müziği var. Kürtçe, Arapça, Türkçe ve Ermenice şarkılar söylüyorlar. Ve biz de sahnede sergilediğimiz müziğimizin siyasetten çok daha fazlasını başardığını hissedebiliyoruz. Burada gerçekten asimil olmadan, her şeylerden vazgeçmeden, yan yana müzik yapıp, konuşup, diyaloğa girilebiliyor, birbirimizi anlayabildiğimizi hissediyoruz. Kardeş türküler farklı etnik grup ve kültürlerden sahneye taşıdıkları türkülerle toplumsal ayrışmayla kutuplaşmaya karşı duruyor. Kardeş türküler bu hiç de kolay olmayan, zaman zaman tepkilerle karşılaştıkları uzun 25 yıllık yolculuklarını son albümlerinde müzikleriyle anlatıyorlar. Albümde aslında biraz o yüzden adı Yol oldu. Çok hızlı geçen bir yolculuktu. Yani biz böyle bir şeylerle debelenirken, hikayeler öğrenmeye, hikayeler anlatmaya çalışırken, memlekette neler yaşıyoruz onu anlamaya çalışırken aslında yani çok Orta Doğu coğrafyasında yaşıyoruz. Çok gelgitli bir coğrafya. Bazen çok umutlanıyorsunuz, bazen eyvah çok başa döndük diyorsunuz. Öyle bir coğrafyada hikayeler öğrenip hikayeler anlatmaya çalışırken hiç beklemediğimiz bir şey oldu. 25 yıl bitti. Hatta 26'ya girdik. Sahiden çok hızlı geçiyormuş. Bir yolculuk hikayesidir, kardeşliklerin hikayesi de. Kardeş türküler 20'ye yakın dilde söyledikleri türkülerle onları yaşatmaya çalışıyor. Ülkede konuşulan farklı dillerin de şarkılarıyla sürekliliğini korumaya çalışan grubun üyesi Vedat Yıldırım, ülkede bu konuda yeterli çaba sarf edilmediğini belirtiyor. Diller yok oluyor, o biraz kötü. Yani gerçekten Türkiye'de birçok dil tehlike altında. Yani tehlike yüzmüş. Yani Türkiye'de mesela Roman, Çingenece neredeyse bitti denilebilir. Zazaca çok tehlikeli bir, tehlike altında bir dil. Lazca, yani birçok dil aslında Türkiye'de tehlike altında. Hani biraz Kürtçe, Kurmancı kendini kurtardı gibi. Yani ve bu dillerde tabii aslında bu dillerin yeniden üretilebilmesi için çocuklara öğretilmesi gerekiyor. Onlar öğrenecekler, şey yapacaklar. Bu, o kendi ana dillerinde besteler yapacaklar. Böyle bir şey hayal ediyoruz ama işte halen şeydeyiz yani işte belediyede. İstanbul Belediyesi işte Kürtçe kurs açacak mı açmayacak gibi halen şey bir yerdeyiz yani. Neredeyiz yani? Yani çok çok şey yani. Bunlar gerçekten insanı çok üzen
halen şey bir yerdeyiz yani, sıfır noktasındayız yani. İlk konserlerde ben şeyi hatırlıyorum. Kardeşlik'in ilk başlarında. Kardeşlik'in web sitesini yönetiyordum. Şey bir mail gelmişti. Ya Kürtçeyi anladık. Bakın Türkiye'de enteresan da oluyor. Kürtçeyi anladık. Ermenice nereden çıktı? Orada da hani inanç farklılıkları devreye giriyor. Kürtler hani Sünni. Ama Hristiyanların hala bu memlekette yaşamış olabileceği, Türklerden de önce gelmiş olabileceği Anadolu coğrafyasına inançlarını hala yaşattığı, bunlar bir türlü kabul edilemiyor. Herkes tarafından demeyeceğim ama hala var öyle çok farklı bir kafa yapısı olan, farklı çalışan kafası, kabul etmek istemeyen insanlar var. Bize öyle tepkiler de gelmişti. Biz gülüp geçiyorsun tabii ki, devam ediyorsun işin ama yani işin şey boyutunu biz... O uç boyutlara gittiğini de gördük. Böyle cümleler vardı, telaffuz edilen. Bizim konserler çok şey, çok zevkli geçiyor. Hı hı. Yani şey, gerçekten bir şeyiz yani, bir soframız var yani orada ve dinleyicilerle birlikte biz, bu dünyayı seven çok insan var Türkiye'de. Yani bu dediğimiz işte kendi rengiyle, kendi diliyle yaşamak isteyen çok insan var. Öyle az bir sayı değil yani. Kardeş Türküler aynı zamanda Türkiye'nin gündemini yakından takip eden, eserleriyle de mesajlar veren bir müzik grubu. Kardeş Türküler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı da yaptı. Biliyorsun Hakkı yendi. Sonra tekrar seçime girildi. Yani bizim derdimiz hani şey yapmak işte. Yani böyle hani bizim dünyamızı, bu dediğimiz barış ortamı, halkların kardeşliği vesaire gibi şeyleri büyütmek ve bu ve Türkiye'de o siyaseti dönemsel bile olsa yani kim şey yapıyorsa desteklemek isteriz. Bu şey demek değil yani, o partinin bu partinin ötesinde bir mağdur varsa onu destekledik. Ama sonradan tabii ki yani birçok memlekette başka şeyler oldu. Çok savaş çıktı, başka dengeler oluştu. Biz de yani kendimizce bu şey dünyasında Türkiye'deki politik atmosferde kendimize yakın hissettiğimiz insanlarla zaman zaman dayanışıyoruz işte. Zamanında birçok insanla dayanıştık. Onlar bizimle dayanıştılar. Daha önce HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a da seçim şarkısı yapan Kardeş Türküler zaman zaman yanlış anlaşılmaktan şikayetçi. Tabii kafası karışanlar oluyor. Politik bir şey, acaba politik bir çatının altına mı giriyor kardeşlikler? Biz kardeşlikler özellikle şey hep belirtiyoruz. Biz tüm politikalardan kendimizi soyutlayan bir sanat topluluğuyuz. Ama söyledi ya Vedat, hani mağduriyet varsa bir yerde ezilenlerin hakkını savunan bir yapı varsa, bir örgütlenme varsa oraya desteğimizi veriyoruz. Sonra yine kardeşlikler kendi dünyasına dönüyor. Bizim zaten hani bir politik kimliğimiz var. Kendi başımıza duruşumuz sanatsal olarak, sanatçılar olarak. Merkezde o var. Ama ne zaman bir hani ses çıkarmak gerekiyorsa, itiraz etmek gerekiyorsa kardeşlikler orada yer almaya kendini mecbur hissediyor. Bir de yani biz bu insanlarla mesela Sırrı Süreyya Önder, bizim birlikte sahne aldık onunla. Şey, rahmetli şey var, Dilberay da vardı. Ya bunlar şey yani tür politikacılar, gerçekten hayatın içinde olan yani Sırrı Süreyya'nın hayatını biliyorsunuzdur belki yani. Kamyon şoförlüğü yapmış, bilmem kitapçılık yani böyle şey, deli dolu insanlar hani, bu siyasetin bir soğuk yüzü vardır ya, öyle yüzleri yok onların. Bir araya geliyorsun, sohbet ediyorsun, şarkı söylüyorsun, türkü söylüyorsun. Yani çok enteresan bir şey yani bu, yani bu yani entrikalar dünyasında olmayan insanlar bunlar, bu siyasetin entrikalarında gerçekten hani bu işe değer veren, kendisi Türk biliyorsunuz Sırrı Süreyya'nın. Ama yani halklara dayanışmayı, diğer halklara dayanışmayı içselleştirmiş birisi. Kardeşler bu da aslında yani, tam da budur. Biz yani birçok şeyle dayanıştık. Biz Boğaziçi kökenliyiz bir de, Boğaziçi Üniversitesi. Bizim Boğaziçi Üniversitesi gerçekten baktığınız ortamlarda, hani o üniversite ortamlarına hep böyle o dediğimiz özürlerden yana olan bir yerdi. Mesela ilk şey, eylemler mesela... Türbanla işte başı örtülü olanlar üniversiteye girsin girmesin meselelerinde ilk eylem yapan okullardan bir tanesidir. Girsinler diye. Ama mesela şu aralar bizim okulda, üniversitede şey işte LGBT'lere karşı şeyler yapılıyor. Vay işte şöyle yapmışlar, böyle çok LGBT'li varmış. Yani böyle şey, bir dünyadayız yani. Dengeler değişiyor. Birçok şey yaptık yani biz öyle. Ne bu gazi olayların falan belki hatırlar mısınız böyle? Alevlere karşı bir şey yapılmıştı mesela, bir saldırı düzenlenmişti. Yine okulda o olayı protesto etmiştik. İşte zamları protesto ediyoruz. Yani biz birçok kimliği aslında şey yapmaya çalışıyoruz. Kadın meselelerine dair birçok kimliğin hem şarkılarını da yapıyoruz.
Yani hem dil çeşitliliği hem kimlik çeşitliliği üzerine bir şeyimiz var. Kahraşkar sadece bir türkü okuyan bir ekip değil yani. O Türklerin manaları var hepsinin. Ya da kendi bestelerimiz var şeye uygun, döneme uygun, çevre meselelerine olsun, kadın meselelerine olsun. Çekirdek ekibi 13 sanatçıdan oluşan kardeş türküler bazen daha büyük bir ekiple ve konuk sanatçılarla 80 kişiye ulaşabiliyor. Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder gibi sahneyi paylaştıkları siyasilerin hapse girmiş olduğunu görmek ümitlerini kırsa da onlar dinleyicilerinden güç alıyor. Samimi olarak söylemek gerekirse hani şey çok ezber olur. Biz hep umudu aşılamaya çalışıyorsan bazen oturuyoruz arkadaşlar ne yapacağız ya ne oluyor? Nedir bu hal gidişat diye oturup konuştuğumuz, nasıl toparlanacağız diye birbirimize moral vermeye çalıştığımız. Bir kere yas tutmadan ya da gerçekten hani böyle dibe vurmadan yukarı çıkamıyorsunuz ya o herkes için geçerli. Bizde de oluyor. Çok oldu. Ama her seferinde öyle bir şey hissediyorsunuz ki ya büyük bir işin altına girmişiz. Hani öyle kişisel olarak orayı terk edecek bir halimiz yok. Devam edeceğiz ve daha da yani bir arada güçlenmeye çalışacağız. Seyircimizle, dinleyicimizle, birbirimizle. Bir arada olduğumuzu hissederek, oradan güç alarak devam etmek zorundayız şimdi. Yani şimdiye kadar öyle geldik.